bir Mehmet amca var dediler. Mucit dediler. Dedik ki gelmişken Mehmet amcayı görelim. Bakalım ne gibi mucitleri var. Mehmet amca da karşıda duruyor galiba. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Mehmet amcayı arıyoruz. Benim, buyur. Mucit olan arıyoruz. Mucit, rica ederim. Mucit'te acizane uğraşıyoruz. Ne kadar mütevazı bir amcamız. Estağfurullah. Ya mucitlik ne haddim ediyor ama var. Aslında var. Söylemiyor. Doğru Mehmet amcayla görüşüyoruz. Evet, orayı bir kararlaştıralım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Öncelikle köyünüz çok güzel. Onu söyleyin. Köyün güzelliğinin yanında sizin güzelliğinizi duyduk. Dediler ki burada bir Mehmet amcamız var. Ayaklarınıza sağlık. Ne? Köyümüzü şereflendirdiniz. Hoş geldin. Allah razı olsun. Sizler de o güler yüzünüzle, sıcak canınızla, kanınızla bizleri şereflendirdiniz. Bir anlayalım, bir izleyiciler anlasın. Bu mucitlik nedir? Size öyle diyorlar. Siz ne kadar kabullenmeseniz de. 63-2011. Bu mesleğin içindeyim. Bir alışkanlık işte. Bu da bir köy yerinde bir meşgale, kendime bir uğraşı yani. Bir siz hobi dersiniz, ben meşakkat derim. Böyle bir şeyin içerisinde vakit günlerimizi geçiriyoruz. Meşakkat. İşte, evet. Şimdi çok basit komşulara, anlatıyor ama. Komşulara yardımcı olmaya çalışıyoruz böyle. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Böyle komşu, böyle ya bu devirde böyle komşu çok zor. Allah razı olsun diyorum ben. Kaynak işiydi vesaire bazı işlerde. Traktör tamirlerinde. Benim. Başladınız yani amca, yani, Mehmet amca, anladım ben seni. Memlekete yardımcı oluyor. Küçük işlerle başladınız yani. Ve bir gün demediniz ki ben de mucit olacağım, hiç düşünmediniz. Değil mi? Ben kopamadım. Emekli olduk. Gebze'deydim. Evet. Gebze'deydin. Emekli oldun. Köyüne geldin. Evet, köyümden kopamadım. Şimdi burada ben sevgili Ozan, sen de yakından alırsan. Şimdi Mehmet amca çok mütevazı, çok basit anlatıyor ama yapmış olduğu, bunu siz yaptınız Mehmet amca değil mi? Şunları hazır hurdacıların şeyi, ben diğer tasarımını işte. Tasarımını siz yaptınız. Yani ben montajını falan burada kendim montajını yaptım. Nelerde kullanıyor Mehmet amca bunu? Efendim reçberi yok ya. Tallaların başında su kaynakları var. Sızıntılar var. Bunları tarlalara zarar vermesin diye bir kenardan akıtıyor. Köye su gelecek yerler var mesela. Oralara hendek açıyoruz. Şu an piyasada olmayan. Evet. Belaros diye bir traktör, çift silindir. İki silindir. Radyo mesrafsız, suyu tuzu yok. Oh ne güzel, su yok, tuz yok. Bunda tansiyon da olmaz. Şimdi su, tuz falan kullanmıyor. Tansiyon olmadan, şarj etmeden tansiyon. Öyle mi? Tansiyon var. Çok güzel maşallah. Bir güzellik almıştınız siz. Bunu 3-4 sene oluyor. Nerede buldun 3-4 sene önce bu traktörü? Şarkışlan'ın Tatköy'ünde. Nasıl buldun orayı? Bunu bana bir mefe verdiler. Dedim ki ben bunu alacağım. 165 mefe. Çünkü sanatkar bir gördüğü şeyi tanıyor, biliyor musun? Şunu ben tanıyabiliyorsam, bundan sen nasıl mikrofonu tanıyor, neyesini seçiyorsun? Ben de bunu tanıyorsam, bundan daha bırakmam, alırım. Kafayı takarım, taktığımı yaparım diyor Mehmet amcamız. Ben bırakmam diyor. Maşallah. Şimdi ben gelirken oralarda da bir şey, bir de atölyeniz var galiba sizin Mehmet amca. Atölyeye de gideceğiz. Olan. Bu kadar değil arkadaşlar. Hadi gelin takılın peşimize. Mehmet amcanın atölyesine gidiyoruz. Orada hadi bakalım. Şimdi traktöre biniyor vatandaş. Böyle devamlı şu kolu şeyde, direksiyon burada. Kişi böyle duruyor devamlı. Boyun fıtığı giriyor. Oluyor, daha çok boyun fıtığı yapıyor. Evet. Arkaya bakmasa bunu göremiyor. Biçtiği yere göremiyor. Tambur biçer bu. Çayır, yonca vesaire biçiyor. Şimdi ben bunu traktörün önüne montaj ediyorum. Sigarasını içerek. Of of. Kolaya, ırmağa, çukura düşmeden seyredip biçimini yapıp gidecek. Yani böyle bir tane boyun fıtığına son. Değil böyle mi? Bir evet, şey, atölye dersen. Kesin. Şu bir harç malzememiz burada var. Bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Buralar. Demirlere dokunmayalım Mehmet amca. Şöyle gelelim. Batman icap ediyordu. Batman icap ediyordu. Normalde bu nedir? Bu normalde bir varil. Varilden beton
Karma. Üç araba şey çıkarıyor. Maşallah el arabası ya. Harç çıkarıyor. Bundan da bazı iş ihtiyacımı görüyor. Hidrolinle çevirdim. Hidrolik ünitesiyle. Böyle içinde karıştırıcılar. Yani Mustafa'cığım buradaysa buradan da bir efek alsın. İçerisini sevgili izleyicilerimize izletelim. Muhteşem bir buluş gerçekten. Varil'den haç karma makinatı yapmış Mehmet amcamız. Daha ne olsun? Harikasın. Belki başka ne var, neler var? Geziyoruz. Gezeceğiz. Neler göreceğiz? Saz makinası getiriyor, akıyı şarj ediyor. Vatandaşa hizmet. Çalıştırıyor böyle bir hizmet içinde. Bu böyle. Burası sizin atölyeniz. Evet. Çok güzel. Bugüne bir halat sarıcı traktörün önüne montaj edip ağaç aralarını, traktörün dönemediği yerleri bundan sürüyorum. Eskiye at pulluğu çektiğimiz aletlerinden bunu sürüyorum. Yani buralar... Efendim bu eski köylerde balta, kazma vesaire bıçak bilemek için bir taş. Orijinal bir taş. Orijinal bir taş. Bunu ben şimdi profilini iki tane yatık, bir tane elektrik motoru montaj ederek artık kişi bunu güzel güzel gelip bunu da düzeltmek şey kaydıyla yapıyor. Ama iki köyün hafta daha işler açılır. Kurban bayramı. Yani kurban bayramı işler açılır. Millete et kesme mesme lazım. İşler açılır ondan diyorum. Yani işleriniz açılacak. Yok burada, yok yok. Köyde daralan kişiler, traktör reşber olduğumuz için bir tane pim lazım oluyor mesela, diyelim ki 30 milim. Hemen bir milden kesip kişinin, karayolları geldi mesela kışın, ufak bir malzeme lazım oldu. 18 milim bir pim ayarladık, verdik, yollarımızı açtılar. Maşallah, gerçekten süpersin Mehmet amcam ya, harikasın. Ol, tek mi yaşarsın, var mı evlat torun? Evlat, Gebze'de var. Gebze'de. Atölye iş yeri devam ediyor. Orada çalışıyor evlat. Oğlan orada. Siz burada tek. Dört kız bir oğlan var. Ben hanımla buradayım. Berabersiniz. Ha, annemle. Oralarda yoruldum. Daha oraya ağır geliyor. Öyle mi? Köyüm. Yorucu mu? Gebze, yorucu. İstanbul. Yor. Yani belirli bir yaştan sonra artık diyor ki sen bu işi bırak git, köyüne çekil diyor yani. Artık vatandaşa masraf olmamak için. Mesela bir şanzımanı toplayayım, bakıyorum ki 3-4 tane civata pul rondeli artmış. Tamirci şeyle konuşayım. Baktım ki artıyor, dedim tamam köy. Daha vatandaşa zarar vermeye şey yok. Kurban olurum. Ondan sonra seni köy temizler. Böyle bir şey.